Evet. Önce acılık daha fazla vermesin diye limonlarını alıyorum. Ben çok acıktım yalnız. Bakın bunlar böyle pişti işte. Kameradan da bir görebilsem. Altı birazcık böyle pişkin oluyor. Dediğim tam da şu. Ben çok acıktım. Artık biraz bundan yiyeceğim. Ekmek kullanmayacağım. Ekmek yerine. Ama kullanmasam da olmaz ya. Çok acıktım ya. Ulan çok acıktım. Bu arada yorum gelmeden hemen söyleyeyim. Bu pembe örtüden iki tane var. Biri yoğurda seviyorum. Biri şey, pembe örtüden kontrol örtüden. Onlardan çok var. Ben şimdi yiyeceğim. Ne yapayım ben daha? Acım aç. Acıktım. Kız bu yenmez mi? Bismillahirrahmanirrahim. Yeme de yanında yat. Bunu şimdi. Kafa göz bir dalayım buna. Kafa göz bir gireyim buna. Şimdi. Uzun süreden beri de yapmadım. Az önce buzluğa baktım. Gene bak ben bitirdim gene konuşayım görüyor musunuz? Ha bu uzarsa gene ikiye böleceğim. Gelmezse. O yüzden sanırım. Sonraya doğru hani açılıyor insan. İlk başta şey oluyor da sonra açılıyor. İkinci part ya da ikinci bölüm diye dünün devamı diye mesela izlenmezlik yapmayın. Esra hiç boş konuşmaz. Esra mutlaka yani hep içine ne geliyorsa doğruları konuşur. Biri de ne demiş biliyor musun? Kız aklıma ha doğru dedim de hava aklıma geldi baktım. Da 30 yıl öncelerinden bahsedeyim. Ben Dilberay 30 yıl değil yani 30 yaşındaydım o zaman. Ben 30 yaşındaydım. Şimdi 52 yaşımda olduğuma göre ne oluyor? Bundan sonra arkadaş hiç görmedim kişi, görmedim. Hiç de inanasım yok. İnanasım gelmedi. Bacım niye anlatayım ben? Aklıma durup dururken ben niye bir buraya gelsin? Hani bir şey atmazsam atacaksam benim aklıma niye bir buraya? Sen benim İstanbul'da kimlerle görüştüğümü o zamanlar ne Çavuşağlı sen beni daha bugün tanıdın. Çavuşağlı zamanların İstanbul'da kimlerle, hangi sanatçılarla, hangi şeylerle görüştüğümü nereden biliyorsun? Ama yanımda hep eşim vardı. Rahmetli eşim vardı. Un kanalından geri gelmezdik. Bütün sanatçılar da oradaydı. Hani demek istediği bu. Şimdi Allah rahmet eylesin de ben adam bir insan değil. Hayatımdan geçmeyen hiçbir şeyi anlatmam. Hatta anlatılacak o kadar hayatımda şeyler var ki başkasının hayatına dokunur diye de anlatmam. Çok yaşayan mı bilir, çok gezen mi bilir? Çok gezen bilir. Çok gezen çünkü başından çok şeyler geçmiştir. Çok gezen çok şey görmüştür. Ne demek yani 26 yıl Türkiye'yi dolaşmak, 26 yıl ayrı ayrı memleketlerde dolaşmak, her telden insan tanıyorsun.
Bir tanesi de demiş ki, Dilberay seçiciydi demiş. Bu kadar da yalan olmaz demiş. Tövbe yalan, tövbe estağfurullah. Dilberay seçiciydi de. Saygı duyuyorum ben. Kadın, sadece bir anımı anlattım. Bu kadar uzatmalı, gerçekten şey gerek yoktu. Ben anımı anlattım. Ama beni anlayanlara anlattım. Anlamayanlara da burada cevap vermek de saçmalık. Ben bunu da saçmalık görüyorum kendime de. Ben işe dalmıştım. Görmediğiniz zamanlar olmuştur o yorumları. Ben bir güldüm baktım işe dalmıştım. Çünkü tekrar çekim yapıyorum ya. Ama böyle böyle. Ben seçici değil miyim? Sen benimle gelip program yaptın mı bunu diye ne diyorum? Dilberay seçiciydi. Dilberay buradan duyanlar da ailesi de bilir. Şeyde Malatya'da program yapmamış mı? Malatyalıların hepsi bilir. İş anında büyük bir mekandı. Kaç tane mekan vardı altta. Neyse canlarım ya. Onlar ben galiba da gerçekten siz bazen doğru söylüyordunuz. Öyle insanları değere getirip de ağzını alma diyordunuz. Aynen haklısınız. Öyle insanları ne lazım? Ben sadece inanmak onlara kalmış. Ben sadece anımı anlattım. Öyle çok anılarım var ki aynen ona benzer İstanbul'da da öyle derler diye anlatmayayım işte. Moralimi bozarlar diye. Anlatmayayım. İçimde kalsın. Mesela kızım biliyor. Çoluğum çocuğum biliyor. Annem biliyor. Bizim diğer biliyor yani. Ama anlatmıyorum. Ay çok da lezzetli olmuş kız. Maşallah be. Allah'a. Yemin ederim dolabınızda varsa ya da tazesini bulabilirseniz. Tazesi çok pahalıdır. Ben abi ucuz zaman 10 liralık 10 lira olduğu zamanlar aldım bunu. Dolaba buldum. Dolapta varsa var ya aynen o şekil yaptığım o tarifi bir deneyin. O lezzeti bir deneyin. İlk 4 patates yaptım ama küçük 2 tane küçük patates daha koydum. Baktım ki bu lezzetli bir şey yani ama altındaki hani küçük görünüyordu bana hamsi. Ayıkladıktan sonra tavaya da dizerken bayağı fazla göründü. Dedim ki şimdi hamsi fazla, patatesi az olmaz. Dengeli olacak her şey, dengeli. Lezzeti dengede yakalayacak. Neyse ben gittim. Ben ustum. Ben gömüldüm. Tamamen gömüldüm. Madem aileyiz. Evi birbirimizin evinde yemek yiyiz. Bence yoldan geçip de, önünden geçip de bakanlar laf atmasın da bence bize katılsın. O kişiler bize katılsın. Tanımadığımız kişiler yoldan geçerken hani YouTube'da gezerken önüne çıkıyoruz. Bir bakın ondan sonra da oraya bir şeyler yazıyorlar kafasına göre. Bence onları yazmayın. Tanımaya çalışın. Bir tanıyın. Abone olmadan önce orada geziyorsunuz mesela. Gördünüz, önünüze düştü. Video olarak. Bakın bir gözetleyin. Bir gözlemleyin. Nasıl güzel bir aileyiz. Nasıl YouTube ailesiyiz. Kendi ailemiz de tanımış olursunuz. Beni de tanımış olursunuz. Öyle laf atmayla olmaz. Öyle laf. Kötü laf atıp da gitmeyin. O yazıktır o. Olmuyor. Olmuyor. İtici oluyor.
gözlemleyin. Bak ondan sonra da abone ol. Bu arada abone olmayı vermeyi unutmayın. Canlar öpüyorum. Benimkiler zaten olmuştur da. Olmayanlar için diyeyim. Ben devam edeyim.